Ben yaklaşık 35 yıldır Türk dünyasını gezen, dolaşan ve oradaki gelişmeleri Türkiye'ye yansıtmaya çalışan bir gazeteciyim. Birçok devlet adamıyla tanıştım. Tabii bu devlet adamları içerisinde Ulu Önder Haydar Aliyev'in çok özel bir yeri var. Kendisiyle de tanışma şerefine nail olmuş bir insanım. Ve onun mesajlarını Türkiye'de zaman zaman dile getirdim, yansıtmaya çalıştım. Çeşitli televizyon kanallarında, Kanal 7 olsun, TGRT, Ülke TV, başka kanallar. Hem umumilli liderin mesajlarını yayınlamaya çalıştım, hem de buradaki gelişmeleri yansıtmaya çalıştım. Buradaki inkişafı. Pek çok açılışlarda bulundum. Dolayısıyla Ulu Önder rahmetli Haydar Aliyev'in bu ülkeye yaptığı ve Türk dünyası için taşıdığı önemi en iyi bilen insanlardan biriyim. Ne zaman Bakü'ye gelsem benim ilk ziyaret ettiğim yerlerden biri onun anıt mezarıdır. Hep saygıyla ve rahmetle anmışımdır. Nitekim 1,5 yıl önce benim çok değer verdiğim usta gazeteci, televizyoncu Etibar Babaev'le birlikte yine bir Haydar Aliyev anıt mezarını ziyaretimiz sırasında böyle bir fikir oluştu. Anıt mezarı ziyaret ettik, sonra bir yerde oturduk. Haydar Aliyev o kadar büyük bir devlet adamı ama maalesef Türkiye'de onunla ilgili bir yayın yoktu. Azerbaycan'da yazılan pek çok yayınlar var. Başka ülkelerde belki vardır. Ama benim yaptığım araştırmalara göre Türkiye'de onun hakkında yazılmış bir eser tespit edemedim. Belki de vardır, bilemiyorum ama ben göremedim. Bunun bir eksiklik ve boşluk olduğunu düşündüm. Böylesi dahi bir şahsiyetin, Türk dünyası için çok büyük önem taşıyan, Azerbaycan'ın mimarı dediğimiz bir insanın hakkında Türkiye'de çok sayıda eser olması lazım. Yani onu yeni nesillerin tanıması ve bilmesi lazım. Çünkü böyle liderler 100 yılda bir gelir, kolay kolay da çıkmaz böyle liderler. Dolayısıyla Etibar Babaev'le birlikte Ulu Önder Haydar Aliyev'in kitabını yazmaya karar verdik. Geçtiğimiz yıl malum Haydar Aliyev'in 100. yılıydı. O kapsamda Haydar Aliyev'i yakından tanıyan, onunla çalışmaları olan, onunla dostluğu olan insanları tek tek ziyaret ettik. Onlarla görüşmeler yaptık. Röportajlar yaptık. O dönemin bakanları, mesela Sayın Hikmet Çetin, Sayın Cavit Çağlar, Sayın Namık Kemal Zeybek. Yine o dönemde kendisiyle teşriki mesai içinde olan, yakın diyaloğu olan iş adamları var, milletvekilleri var. 30'un üzerinde önemli isimle birebir görüştük. Bu arada ben daha önce 9. Cumhurbaşkanımız rahmetli Süleyman Demirel'le de yakından tanışan bir gazeteciyim. Haydar Aliyev hakkında da kendisiyle uzun bir sohbetimiz olmuştu. Ben evinde ziyaret etmiştim. Yaklaşık 3-3,5 saat sohbet etmiştik. Ve o kaset halen duruyor. O yaptığımız röportaj halen duruyor. Daha önce ben bunu birkaç yerde yayınlamıştım. Oradaki hatıraları da aldık. Yine Haydar Aliyev'in çok değer verdiği isimlerden biri de Profesör Doktor İhsan Doğramacı'ydı. Bilkent Üniversitesi'nin kurucusu. Yani ona o kadar değer verirdi ki adına işte yaş ad gününde onun için burada törenler yapardı. Onunla ilgili kutlama programı hazırlardı. Hatta İhsan Doğramacı'nın heykelini yapıp Bilkent Üniversitesi'ne göndermişti. Ben rahmetli İhsan Doğramacı'yla da vefatından önce Haydar Aliyev'le ilgili 3-4 saatlik bir sohbet yapmıştım. Uzun bir röportaj olmuştu. Bu kitaba o konuşmaları da kattık. Yani Süleyman Demirel, İhsan Doğramacı ve pek çok günümüzde yaşayan ve Haydar Aliyev'le hatırası olan insanları bir kitapta buluşturduk. Bu 20 yıllık süreçte Türkiye'de basılan ilk eser özelliği taşıyor. Bu kitabın belki de en önemli tarafı o. Ve orada kitabın adında Hatıralar Işığında Haydar Aliyev
koyduk. Gerçekten de çok güzel hatıralar var. O hatıraları okuduğunuz zaman, evet, Haydar Ali büyük bir devlet adamı, Azerbaycan'ı uçurumun kenarından çıkarıp getirmiş ve kurtarmış. Gerçekleştirdiği projelerle, Asrım projesi, Bakü Ceyhan hattı, petrol boru hattı projesiyle, diğer projelerle vizyon kazandırmış Azerbaycan'a. Bir vizyon kazandırmış ve Azerbaycan'ı Kafkasya'nın cazibe merkezi haline getirmiş. Bir istikrar ülkesi haline getirmiş ve onun çizgisini bugün Sayın İlham Aliyev Cenapları da başarıyla sürdürüyor. Gerçekten gerek diplomaside, gerekse ekonomide, her alanda çok başarılı bir çizgiyi sürdürdüğünü söyleyebiliriz. İşte bu kitapta hem bu başarıların yanı sıra hem de aynı zamanda Haydar Aliyev'in insani tarafı, onun vefası, o çok vefalı bir liderdi. Onun sanata, sanatçıya, edebiyata, şaire verdiği değer, gazetecilere verdiği değer, bunları da birebir o tanıklarda, canlı tanıklarda, yaşayan şahitlerle anlatmaya çalıştık. Mesela Barış Manço ile olan diyalogları var, Emel Sayın'ın onun hakkında sözleri var, Müşerref Akay'ın onun hakkında sözleri var, şairlerin, yazarların sözleri var. Ve sadece 1993'ten bugüne değil, geçmişte de Sovyetler Birliği döneminde de onun Türk diline, Türk edebiyatına olan, Türk sanatına olan, Türk derken tabii Azerbaycan, Türkiye hepsini kastediyorum, dilimize, sanatımıza olan muazzam hizmetleri, Azerbaycan'a olan muazzam hizmetleri, onları da yine birebir hatıralarla, birebir olayın şahitleriyle dile getirmeye çalıştık. Bir farklılık oluşturmaya çalıştık. Ve bu eser daha henüz tanıtımını yapmamamıza rağmen Türkiye'de 65 kadar yayın medya kuruluşunda haber oldu bu. NTV, Milliyet, Kanal 7, Haber 7, pek çok yerde haber oldu. Ya daha hiçbir tanıtım yapmadık, lansman yapmadık. Önümüzdeki günlerde Türkiye'de önemli bir yerde çok ciddi katılımla bu tanıtımı yapacağız. Bakü'de olacak. Ama başka ülkelerde de olacak. Mesela Kırgızistan'da, Kazakistan'da, Kıbrıs'ta. Ben geçen hafta Kıbrıs'taydım. Sayın Cumhurbaşkanı'na da kitabı takdim ettim, Ersin Tatar Bey'e. O da tabii Azerbaycan'ı çok seven bir insan. Kitapla ilgili çok olumlu şeyler söyledi. Hatta orada Azerbaycan Haydar Aliyev Kültür Merkezi'nin başkanı Orhan Bey, Orhan Hasanoğlu, bu kitabın dedi burada da bir tanıtımını yapalım dedi. Mayıs ayında da, 10 Mayıs'ta da inşallah Kıbrıs'ta, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de kitabımızın bir tanıtımı olacak. Bu aynı zamanda Haydar Aliyev'in devlet adamlığı, yönetim felsefesi, Haydar Ali Aliyev Mektebi, onun kültüre, sanata verdiği değer konusunda da bir sempozyum düzenlemiş olacağız. Ya kitap güzel şeylere vesile olacak. Önümüzdeki süreçte Türkiye'de, Türk medyasında çok konuşulacak. Onu rahatlıkla belirtebilirim. Böylece büyük lidere karşı bir vefa borcumuzu yerine getirmeye çalıştık. Bu konuda da gerek Eytibar Bey'in, Eytibar Babayev'in tecrübelerinden çok istifade ettik. Gerçekten usta bir gazeteci ve Haydar Aliyev'e çok sadakatini her zaman sürdüren, ta Sovyetler Birliği döneminde de sonrasında da hep yakınında olan, Türkiye ile olan ilişkilerde sürekli yanında olan, birebir hizmetinde olan bir insan. Öyle bir insanla birlikte bu eseri hazırladığımız için de çok bahtiyarım, çok şanslıyım. Önümüzdeki dönemde farklı eserlerimiz de ortaya çıkacak. Bu konuda çok ciddi çalışmalarımız var. Böyle bir şey ortaya çıkardığımız için de çok mutluyum, bahtiyarım. Size de teşekkür ediyorum değer verdiğiniz için.